Ankara'nın gündeminde neler var? Hemen Ankara'ya döneceğiz. Kübra Bal bizi bekliyor. Kübra, ayrıntılar için söz sana bırakıyorum. Evet Uğur, dilerseniz öncelikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bakarak başlayalım. Başkan Erdoğan saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Basiri Diomaye Faye'yi resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Ardından imza töreni olacak ve daha sonrasındaysa ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek. Saatler 17.30'u gösterdiğinde ise Başkan Erdoğan Faye onuruna akşam yemeği verecek. Bu noktada şunun altını çizmekte fayda var aslında. Türkiye'nin Afrika ile 2003'te 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldiğinin ve Afrika'da Türk özel sektör yatırımının da 2023 itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştığının altını çizelim. Peki meclis gündeminde neler var? Aslında Plan Bütçe Komisyonu artık başladı. Dün mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin geneliyle Sayıştay raporu görüşüldü. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yaptı ve bakanlıklarında artık bütçeleri ele alınacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon oranında yaşanan düşüşe dikkat çekti. 2025 ve 2026 enflasyon hedeflerini açıkladı. Bütçe açığının 2001 yılından bu yana en düşük seviyeye geldiği bilgisini de paylaştı. Bugün de saatler onu gösterdiğinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş plan bütçe görüşmelerine katılacak. Müzakerelerinde yaklaşık bir ay boyunca süreceğinin altını çizelim. Hemen ekonomi finans başlığına da bakacak olursak saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu her zamanki gibi aslında Eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleriyle Temmuz-Eylül dönemi turizm verilerini açıklamış olacak. İşte Ankara gündemi özetle bu şekilde diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.